Larin denen oyuncuyu oynatmıyorlar. Beşiktaş'ı geçen sene şampiyon yapan 3-4 oyuncudan bir tane Larin. Çok etkili bir oyuncu bana göre. Şimdi oynatmıyorlar. Niye oynatmıyormuş? Efendim para konusunda ikna olmuyormuş önümüzdeki yıl için transfer. E ne yapıyorsun? Cezalandırıyorsun. Güven olmadı oynatılıyor ya, mesela. Ya kardeşim işte onu söyleyeceğim. Çelişki var. Şimdi Larin denen oyuncu seni ikinci yapacak. Yani ikinci olman için sana bir fayda sağlayacaksa sen, önündeki sene anlaşmasan bile adamın etinden sütünden faydalan. Seni ikinci yapsın. Sen yine anlaşma. Çeksin gitsin. Oynatmamakla ne kazanıyorsun? Zaten herif gidecek o zaman. Hani oynatmamak kime zarar veriyor? Ben bu mantığı anlamıyorum. Bir, hiç anlamıyorum. Beşiktaş öyle ya da böyle. Batshuayi, Larin, Gezal üçlüsü her zaman kötü de oynasalar rakip takımlar için bir tehlikelidir. Üçlü isim, tamam mı? Aynen. Birdenbire bu isim bir Gezal kaldı. Batshuayi işte çok gol kaçırıyor diye gittiler. Larin işte çok para istiyor diye Larin'i yediler lan. Beşiktaş böyle anlamsız bir kadrolarla çıkıyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu Beşiktaş özelinde bütün Türk futbol severlere bu genç futbolcu fetişizminden kurtulun artık. Genç fetişizmi. Genç olsun, genç olsun. Genç olsun, genç olsun. Nasıl olursa olsun genç olsun. Manyak mısınız? Fetişiz misiniz? İnsan iyi futbolcu ister. Bugün bakıyorum Beşiktaş'ta Emirhan mıydı? Neydi? Emirhan. Emirhan. Bu çocuk 5-6 hafta önce futbolcu olduğunu ispat etmiş bir oyuncu. Çok kaliteli, çok üst düzeyde. Fakat her genci Emirhan gibi görmek istiyor insanlar. Bir genç oynattın ya, öbür hafta diyorlar ki niye bir daha bunu oynatmadın? Kardeşim, her genç futbolcu yani iyi futbolcu mudur? Bugün mesela ben Beşiktaş'ın stoperini seyrettim. Sarışınoğlu. Evet, o çocuk futbolcu olur. O, olmuş zaten. İşte ama, bir şanssız pozisyon yaşadı. Hayır, şanssız değil. Ben geneline bakıyorum, hatasına falan bakmıyorum.